Hadi hayatımızı daha net bir hale getirebilmek için onu nasıl planlayacağımızı öğrenelim. Bunun için 4 adıma ihtiyacınız var. Sadece 4 adım. Bunu 5 dakikada yapabilirsiniz. Bence bu hayatınızdaki en önemli 5 dakika olacak. Ben hocalarımdan bu meditasyonu öğrendikten sonra hayatım tamamıyla değişti. İstediğim her şeyi nasıl elde edebileceğimi biliyorum ve mutluyum. İstediğim her şeye sahibim. Çok fazla paraya sahip olmak iyi bir şey ama mutlu olmak farklı bir durum. Bu yüzden iki farklı durum hakkında da konuşmalıyız. Bazı insanların mutlu olmak için tohumu vardır ama para için yoktur. Bazıları için de tam tersi, para için tohumları vardır ama mutluluk için yoktur. Bence bu daha iyi. Eğer bana sorarsanız ben her ikisi için de tohumun olmasını isterdim. Parayı ve mutluluğu alayım derdim. Tohumları 4 adımda nasıl ekeceğimizi şimdi konuşacağız. Lütfen daha sonra hatırlamak üzere bir yerlere not alın. Ve lütfen bunları deneyin. Hayatınızın sonuna kadar mutlu olacaksınız. Hayatınızın değişeceğini garanti ediyorum. 1 numara, ne istediğine karar ver. Evet, sadece bu. Ne istediğine karar vermelisin. Bence insanların birçoğu 5 farklı şey istiyor. Ama 1 numara, önce yaşamak, nefes almak, yani oksijen, daha sonra da para. Finansal anlamda özgürlük istiyorum diyen de var. 2 numara, eğer çok fazla paran varsa ve iyi bir ilişkin yoksa yalnızsın demektir. Bu ikinciydi. 3 numara, sağlıklı olmak isterim. Kısacası enerjim olsun isterim. Hayatı boyunca bütün enerjisini zengin olmak için harcamış ve şimdi zenginliği bulmuş biri olmak istemem. Düşünsenize, tüm hayatınızı zengin olmaya adıyorsunuz. Şimdi bir Jaguar'ınız var ama hayat arkadaşınızı içine bindirip gezdirecek enerjiniz, yani gençliğiniz yok. Sağlıklı ve genç hissetmek isterim. Bu da 3 numaraydı. Birçok insan bana maddi kazanımlardan bahsediyor. Bolluk ve zenginlik, güzel bir eş, güçlü bir beden ama bunlar hep dışsaldır. Bazıları ise daha çok içsel bir şeyler istiyorum diyor. Tam anlamıyla huzur istiyorum, o dışsal şeyleri istemiyorum diyor. Peki sizce içsel mi dışsal mı? Hangisinde daha başarılı olmak isterdiniz? Fakir ama mutlu tabirini duymuşsunuzdur. Bence onları dinlemeyin. Ben zengin ve sağlıklı olmak istiyorum. Bu da 4 numaraydı. Her insan insanlığa hizmet etmek ister. Sahip olduğumuz şirket Warren Buffett tarafından satın alındı. Bildiğim kadarıyla onun 80 milyar doları var. Tam hatırlamıyorum ama sanırım 3 çocuğu var ve vasiyetini çoktan yazdı. Peki sizce hangi çocuğuna ya da hangi çocuklarına bırakacak tüm servetini? Söyleyeyim, hiçbirine. Evet dostlar, hiçbirine bırakmayacak. O tüm parasını Gates Vakfı'na, yani Bill Gates'e bıraktı. Bunu neden yaptın diye sorduklarında, zaten yeteri kadar parası var. Benim paramı çalmaya çalışmayacak ve tüm paramı insanlığa hizmet edecek şekilde kullanacak. O zeki bir adam, bu yüzden ona bıraktım demiştir. Başarılı olduktan sonra yeterince para, güzel bir eş, sağlıklı bir vücut ve içsel bir huzur olduktan sonra tabii ki paranızı insanlığın yararına paylaşmak istersiniz. Her insan süper kahraman olmak istemiştir. Dünyaya yardım etmek için siz de bunu olmak isteyebilirsiniz. Şimdi kendi içinizde ne yapmak istediğinize karar vermekle, yani birinci adımla başlayın. Bunu gelecek ay planlayın. Başlangıçta bu adımlardan sadece birini seçerek karar verin. İkinci aşamanızda sizinle aynı şeyi yapmak isteyen bir insan bulun ve üçüncü adımda onlara yardım edin. Onlara haftada bir saat ayırmakla başlayın. Bizim kahve evi dediğimiz bir yer var. Cuma günleri alın onları oraya götürün ve bir saat zaman ayırın. Onlara zamanınızdan bir saat ayırdığınızda bir tohum ekmiş olacaksınız. Peki bu nasıl olacak? Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Diyelim ki 1000 tane kalem istiyorsun. İlk adımın buydu. Ne istediğine karar verdin. İkinci adımda benim gibi 1000 tane kalem isteyen birini bulacağım ve diyelim ki buldum. Üçüncü adımda ona yardım etmem gerekiyor. Şimdi zihninizde bir görüntü oluşturacaksınız. O kalem istiyor ve bunun için önemli bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Sadece bir kalem için değil, 1000 kalem için yapıyorum. Hazreti İsa'nın bir sözü var. Ne diyor İsa? İyi bir tohum ekersen
onun 30 katını alırsın. Kalemi onun eline koyuyorum. Bunu kim görüyor? O ve ben değil mi? Aklımda açılan bu kalem resmi gözümün önüne geliyor ve zihnime dokunuyor. Bu şekilde ben de bir iz bırakıyor. Birkaç saat sonra ise o iz bir tohuma dönüşüyor, serpiliyor. Bu şekilde tohum ekersiniz. Bu şekilde 200 milyon dolar da yaparsınız. Hayatının geri kalanı boyunca güvenebileceğin, kesinliği olmayan bir sevgilin de olabilir. Sağlıklı bir vücut ekebilirsin. Her şeyi ekebilirsin. Bunu anladınız mı? 4 adımı bitirdik mi? Hayır, 4 numarayı daha yapmadık. Annem tanıdığım eli ve gönlü en bol insandı. Evimizin kapısında kilit yoktu. Tanıdığımız insanlar gün boyu uğrar ve yemeklerimizi alırlardı. Bunun için anneme kapıya kilit takabilir miyiz dediğimizde ise o zaman gelip yemekleri alamazlar derdi. Annem de öyleydi. O zaman her bir tohumu ekerdi. Fakat sonunda fakir bir insan olarak öldü. Peki tam olarak neden böyle oldu? Çünkü o 4. adımı bilmiyordu. Tohumu ektikten sonra o tohuma bakman gerekir. Su koyman gerekir. Peki o su nedir? Daha sonra daha fazlasını anlatacağım ama kısaca o tohum hakkındaki davranışındır. Eğer mutlu hissedersen, eğer kalemi verdiğin kişiye sevgi hissedersen, verdiğin şey için mutlu olursan, eğer sağlıklı bir şekilde düşünebilirsen, gitgide daha fazlalaşır. Bir şey vermekle ilgilidir. Onlara yardımı dokunur. Onların buna ihtiyacı var. Onları seviyorum. Bu da tohumun suyudur. Bu tohumun adı değişir ve karma olur. Karmaya su koyarsan bir hafta ile bir ay içerisinde açar. Eğer koymazsan ölene kadar taşırsın. Açmaz. Yabancılara iyilik yapmak yeterli değil. Yaptığın iyi şey için kendi adına mutlu olmalısın. Bu tohumu hızlı büyümesini sağlamak için önemli bir adımdır. İnsanlar bir şeylerden şikayet ederler. Bu çok saçma ve kolay olan yoldur. Biz daha derin bir şey istiyoruz. Bir gün New York Times bana geldi ve 200 milyon dolar kazanmanın sırrı nedir diye sordular. Onlara meditasyon diye cevap verdim ve ne tür bir meditasyon olduğunu sordular. Bugün bir miktar para tohumu ektim. Birisinin yeni iş kurmasına yardımcı oldum. Bu iyiydi. Sadece bu yaptığın şey hakkında mutlu hissetmek bu tohuma dökülecek sudur. New York Times'a 200 milyon doların sırrının bu olduğunu söyledim. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Ayrıca Sağlıklı Yaşam ve Qigong kanalımız yayına başlamıştır. Sağlık alanındaki içeriklerimizi takip etmek ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayınız.